Uzakları yakın eden site. Uzakları yakın eden site. Şu anda Oscar Dereköy Mahallesi Dikili Taş Yaylası'ndayız. Bulunduğumuz mevki Dikili Taş Yaylası'nın minare mevkisidir. Görüyorsunuz, minare mevkimizde şanlı bayrağımız. Turuşların eserleri nazlı dalgalanıyor. Yolları görüyorsunuz. Yolları doğru. İnce uzun yollarda. Mevkide şöyle bir güzelliği var. Burada kekiklerimiz, mis gibi kekiklerimiz var. Yaylaya çıkınca zaten farklı bir güzellik. Ama tabii bu bölgeye geldiğimizde daha farklı bir aromayla, mis gibi kokular. Evet, burası Dikili Taş Yaylamız. Bu gördüğünüz kısım Dikili Taş Yaylamızdaki ağaçlandırma sahası. Bunu devlet teşekkülü değil. Belki ismini duymuşsunuzdur. Dünyaca ünlü Dereköylü avukatımız Mehmet Bün abimiz gönüllü olarak yaptı. Rabbim yaptığı hayrını kabul eylesin. Gerçekten güzel oldu. Yani gönül ister ki şu gördüğünüz kurak yayla görünümü değil de yeşilliklerin, çam ağaçlarının arasında güzel bir yayla görünümüne kavuşalım. İnşallah bu ağaçlar büyüdükten sonra çevresine yayılmaya doğal yoldan başlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Evet, buradan yayla evlerimize odaklanıyoruz şu anda. Eve bakarsak ne güzel. Bahçesini yapmış, patatesini bostanına ekmiş kimse. Burası Yayla Camimiz. Dere kasabası iken, kasabalıktan düşmeden önce Büyükşehir Yasası öncesi Sabri Sevinç hocamızın girişimleriyle o zaman Dere Kasabası Büyükşehir'in Koruma Yaşatma Derneği adında bir derneğimiz vardı. Şu anda feshedildi değil mi? O derneğin girişimleriyle bu yayla camisi yapıldı. Yaz aylarında imam tutuluyor. Ve camimiz hem yayla sakinlerine hem de yaylaya gelip giden, yani yol güzergahı olarak kullanan insanların kullanımına açık oluyor. Deposu yapılıp bu depodan yayladaki evlere suyun verilmesi yönünde bir çalışma yürütülüyor. Yani giriş başlangıç aşamasında daha önce belirttiğimiz gibi işte hayırsever avukatımız maliyetini kendinin karşılayacağını sözünü verdi. Allah razı olsun. Gerçekten güzel bir girişim. Bu yayladan sonra hedefte Sarıvat Yaylası'nın da olduğunu söylüyorlar. İnşallah
su varsa bereket vardır. Evet, şurada biraz zoomlarsak net olarak göremeyebiliriz ama teyzelerimiz taşların üzerine çıkmış. Çağlayan'da güneş dul dedikleri muhabbet, bizde de köy kahvesi diyelim artık, kadınların bir araya gelip sabahtan akşama kadar sohbet ettikleri kısım. Teyzelerimiz muhabbette. Burası Cumhur kardeşimizde bizim malikane diyelim artık. Kendimizin olması da gelip gitmemiz için. Uzakları yakın eden site. Uzakları yakın eden site.